Evet arkadaşlar, herkese hayırlı Ramazanlar. Sen şuradan bir git, toz var ya, onu gönderiyorum. Nasıl gidiyor? Yani biz eğleniyoruz. İlk videoyu çekerken söylemiştim, sıkıldım, hiçbir keyif almamıştım ama izlerken çok keyif aldım. İkinci videoyu hem anlatırken keyif aldım, hem izlerken keyif aldım. Ama üçüncü videoda acaba nasıl bir keyif alacağım, neler yaşayacağız, hep beraber göreceğiz. Bugün misafirimiz orijinal İtalyan, 74 model aşk makinemiz var bugün bizlerle kendisi. Dediğim gibi her videomuzda bir 58 olacak yanımızda. Ta ki sizler eğer artık bir misafir istiyoruz yanında dediğiniz zamana kadar hep 58'lerle devam edeceğiz. Misafir istediğiniz takdirde misafirimizin arabası burada olacak ve beraber bir şekilde bir sunum yapacağız ve hep beraber çok keyif alacağız. Bugün sorulan sorular var. O sorulara tek tek cevap vereceğim. Şimdi bulabilmem açısından önce sorulan sorulardan kendi belirlediğim ilk 3 tane soru var. Bu 3 taneden ilki, Harun Taşlan'la nasıl tanıştınız? Ama gel şimdi o meseleyi anlat. Şimdi bu Ebru Gündeş muhabbeti var. Onun bir BMW'sini almıştım. Bu BMW ile Mert Ermek'te yakıt alıyorum arabaya. Mert Ermek'teki BP'yi herkes bilir. Yanaştık böyle burada. Harun'la da Cüneyt Kuzu. Cüneyt abi geldi. Onlar da şurada yandaki arabadalar. Böyle bir kesiştik. Sonra Cüneyt abi geldi. Merhaba dedim, merhaba. İlk orada tanışıyorsun. Hani sosyal medyada bir taraf var. Harun tarafı, Ünal tarafı diye öyle bir taraf var. Ama yani ben hiçbir zaman ayrımcılık yapan ve ayrımcılık taraftarı bir adam değilim. Ama halkın gözünde ya da bizi izleyenler, bizi sevenler gözünde böyle bir ayrım her zaman vardı. Şimdi Cüneyt abi geldi. Merhaba dedim, merhaba. Tanışalım dedim. Ne yapıyorsunuz? Dedik yakıt aldık, biraz E5'te gazlayacağız işte. Buraya geldik, enerjimizi boşaltacağız. Dedi ki gidelim bir yerde çay kahve içelim. Olur dedim. Nereye gidelim? Dedi işte Bakırköy'de bir mekan ismi. Şu mekanda buluşalım. Tamam dedim, siz gidin, biz yakıt işimiz bitsin, lavaboya gideceğiz, ondan sonra gelelim. Harun tam bir süzme. Dekorda üstüne yoktur. Birse 1500 yapar ama sever bu işleri. Bu işin de harbiden hakkını verir yani. Sevdiği adamı da korur kolla. Böyle bir kişiliği var. Şimdi biz mekana girdik. Usta bunları gelin burada görüşelim dedi. Mekana bir girdik. Harun biz gitmeden önce oraya gidiyor ve diyor ki çok sevdiğim bir dostum, arkadaşım, artık ne diye orada hitap ediyor ya da nasıl bir konuşma yapıyorsa. Burayı diyor, o kapıdan içeri girmez, yakın burayı diyor. Şimdi içeri bir girdim. Herkes alkışlıyor. Şeyler yanıyor. Şu yere koyan ateş atıyor. Ben dedim ki içeri biri gelecek herhalde, tamam mı? O Ünal Bey hoş geldiniz falan filan. Harun önceden teşkilat ayarlamış. Seviyor dekor işleri. Ben de nefret ederim bu işlerden. Döndük içeri girdik. Merhaba merhaba. Ne yapıyorsun? İyi misin? Falan filan. İşte ben Harun, ben Ünal. Ama bak teklif Harun'dan geldi. Oturduk muhabbet, sohbet derken Harun abi çok sıkıyor. Tamam mı? Yani ya çok sıkıyor. Bak ya da şey böyle yani hani bu dünyayı ben yarattım havaları var o zaman. Oğlum bize yapma yani. Biz yemeyiz. Biz hep çocuğuz. Hani sen bize yediremezsin, anladın mı? Sonra ben de yanımdaki kardeşe dedim ki bu bizim burada ilk ve son oturmamız. Bu saatten sonra ben bu masada asla oturmam. Muhabbet biraz daha ilerledi. Biraz daha sohbet edince ben bu süzmeyi çözdüm. Süzmede bir şey yok. Aslında varsa dilinde var. Güzel çocuk. Allah var. Çok seviyorum. Allah nazardan saklasın. O günden bugüne de dostumuz var. Lafımı yedim yani. Orada hani dedim ya, benim bir daha bu masada kimse göremez falan. Zaten dörtlüydük. Böyle bir muhabbetimiz, sohbetimiz oldu. İlerledi sonra. Hani bundan sonra bu muhabbet bir yerlerde görüştük, bir şeyler oldu falan derken. Şimdi can ciğer arkadaşlarım listesinde Harun da var yani. Öyle severim, güvenirim. Aramızda 10 numaradır. Benim özel, onun da özel olan her şeyini ben de bilirim yani. Hakiki bir dosttur. Öyle de severim. Kendisine de buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ama hava civa dersen Harun'dan üstü yok ya. Çok sever dekor için. Sonra ikinci sorunuz. Harun'la alakalı neler var anlatacağım. Hatta bir gün şeyden geliyoruz. Babasının arabası var 525. Pendik mi, Kartal mı? Nereden geldiğimizi bilmiyorum ama o güzergahtan bu tarafa geliyoruz, E5'ten. Harun'un direksiyonu çok güzel. Aşırı güzel yanlar. İllegal oluyor değil mi? Uygun olmayan şey. İllegal geldi Harun'un üstüne, tanımam Mustafa. Bak ben arabacı bir adamım. Bu işi çok severek yaparım ama bu velet, bu sokak arası drift'te diyeyim, trafikte falan emsali yok. Ben görmedim. Varsa belki gizli kahramanları vardır. Onlara da sevgilerimi iletiyorum ama bu velet bu işte level atlamış yani. Ben 200'de yanladığımızı biliyorum. O derece söyleyeyim. Anlayın yani. İbreye baktım, ada dönüyoruz. Teker boşa döndüğü için ibre 200 mesela. Dönüyoruz. Neyse E5'te bir gün geliyoruz bu tarafa doğru. Harun arabayı sürüyor, babasının arabası. Ben de yanında oturuyorum. Bir tane Mercedes, iki tane eleman içinde. Bizi ayıktılar usta. Bir trafiğe bir başladık. Biz gidiyoruz, onlar geliyor. Daha doğrusu onlar önümüzde.
Ama eleman direksiyonu iyi, gayet güzel. Harun'un direksiyonu çok sakat. Hani çok şey sürüyor. Tak 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 bulduğu araya affetmiyor ama elemana yediremiyor. Eleman iyi gidiyor. Dedim ki moruk bak gel anlaşalım seninle. Dedim ki sen dedim hemen arkaya geç. Ben direksiyona ben geçeceğim. Bunlar, bu pişler bunu bir yerde anlatırsa iyi olmaz yani, anladın mı? O kadar şeklimiz var ama bu dediğimin 7-8 senesi var. Bu arada dedim ki hemen bunu zayıf anladım. Geçten arkaya dedim. Direksiyona ben geçtim. Ben de Allah nacizane bir yetenek vermiş. Trafiğim iyi yani. Sonra biz geçince zaten ele gittik onları. O da dedi yani ben sen de dedi hani böyle gizli bir kahramansın falan. Bununla böyle güzel bir hikayemiz var. Zaten böyle böyle hep samimiyetimiz ilerledi. Çok da güzel bir muhabbetimiz var. Şimdi gelelim ikinci sorunuza. Bunlar benim sakladığım sorular. Sizin sorularınız arasında dikkat ettiklerim. Birkaç tane daha soru var. Bu soruyu birçok kişi sormuş ama insanları aklınızda kötü bir sınıfa sokmayıp ve rencide etmemek açısından bazı sorduğunuz sorulara cevap vermek istemiyorum. Çünkü bu insanların bir yaşam stili ve yaşadıkları bir hayat var. Bu hayatına benim söylediğim sözler sizde etki yaratabilir. Yani beyninizde yer eder diye insanların üzerinde bir baskınız olmasın diye anlatmak istemiyorum. Bazı insanlara sormuşsunuz aranız neden bozuk falan diye. Bunları anlatmayacağım, tamam mı? Yani o soruları tekrar olmasın. Anlatacağım şeyler sizde çok büyük etkiler yaratır, o yüzden anlatmayacağım. Şimdi Tanju'yu sormuşsunuz. Bursa'dayım. Teyzemin çocuğu var. O da bu işleri koşturuyor. Araba işi yapıyor. Güzel esnaf, güzel bir çocuk. Öz teyzemin çocuğu. Yemek yedik. Ben Bursa'nın çıkışı İstanbul istikametine giden yol, o zaman yeni yolu yok. Osman Gazi yolu yok yani, eski yolu. Yol üstünde bulunan işte Tofaş fabrikasının olduğu hizada benzinlikler var. Oradan yakıt alıyorum. Teyze oğlu dedi ki burada bir Tanju var dedi. Seni seviyor. Tamam mı? Hani bir görüşelim mi dedi. Buralardaymış. Bir gelsin gelsin dedim. Biz de benzinlikte yakıt alıyoruz. Çektik bekledik. Tanju geldi. O arabası vardı 61 mi? AT olan Doğan. BMW motoru takmış. Piç ya, fırlama ya. Benzinliğe bir girdi her yarı ıslak. Bir dönüyor şeylerin arasında. Pompaların orada şekil yapacak ya. Diyor ki reis geldi. Ama bir dönüyor. Var ya bak Allah var. Çok iyi kullanıyor. Tofaş'ı. Oradan oraya giriyor. Oradan oğlum şunu tutun. Selamlaşak gideceğim. Geç kaldım. Hiç yoktan 3-4 dakika döndü. Tanju'yu da orada herkes tanıyor. Seviyor, sayıyor. Bursa Tanju'nun kalesi sonuçta. Bursa çocuğu. Tanju şey olarak biliyorum. Daha patlamamıştı. Sosyal medyada biliyorum. Fakat şeyimiz yok. Muhabbetimiz, sohbetimiz yok. Ondan sonra onunla da muhabbetimiz güzel gitti. Tanju da bizim yine bir WhatsApp grubumuz var. Hep beraber o grubun içindeyiz. Tanju da o grubun içinde. Tanju'yu da çok severim. Çok sayar, sever ve korur kollarım. Tanju da benim için çok kıymetli. Çok değer verdiğim kardeşlerimden biri. Tanju'yla da tanışma hikayemiz böyle. Orada tanıştık. Aradık, öpüştük, koklaştık. Güzel muhabbetimiz, sohbetimiz oldu. Efkan'ın özel bir sorusu. Dedi ki ilk Ferrari'ni anlatır mısın dedi. Hyundai. Hyundai sarı coupe. İlk Ferrari. Çok özür dilerim. Bunun tabiri bu şekilde olduğu için ben de aynı tabirden devam edeyim. Fakir Ferrari'si derler Hyundai coupe'ye. Ama şey güzel arabanın. Fotoğrafı güzel. Fiziki aldığında karşına baktığında keskin hatları falan güzel. Araba Bursa'da ilana girmiş. 21.250 liraya. Ben de aradım. Telefonla 18.5'a düşürdüm arabayı. Bastım Bursa Nülfer'e gittim. Arabayı bir gördüm. Usta araba resimlerini gece çekip koymuşlar. Araba resimlerde bir duruyor. Kalem. Gündüz gözü bir gördüm. Her parçası ayrı renk. Yani birini bir yerde boyatmışlar birini. Hiçbir sarıyı tutturamamışlar. Araba orijinal sarı. Neyse arabayı bir gördüm usta. Arabanın her yeri renk renk. Ama bak bir tane parça diğer parçayla aynı zamanda boyanmaz mı? Hiçbir rengi birbirini tutmuyor. Efkan bilir zaten. Neyse dedim abi sen araba mı satıyorsun? Çarpışan araba mı satıyorsun? Bu arabanın her yeri ayrı. Dedi, sen bu arabayı alır mısın dedi. Dedim alırım abi. Tamam al dedi sana 15 lira. Dedim abi 15 lira ben buna vermem. Bu araba boyanacak. Dedik sen bu arabayı 15 al sana dedi bir de tesisat vereceğim. Oğlundan bıkmış. Dedim abi beni de evladın yerine koy. Ben bu arabayı almam. Her tarafa ayrı. Bu araba boyanacak. Dedi ki vereyim sana arabayı. Tamam ver ne olur. 14 dedi. Dedim ki tesisatı da veriyor musun? Veriyorum. Tesisatı da koyduk içine. Neyse dedim ki uyuz oldum tamam mı? Gece resim çekmişler. Arabada hata yok. Kusur yok dedi ya beni kandırıyor. Ben de anlaştık. 11 liraya aldım arabayı. 22.5'a gittim araba mı? 22'ye mi gittim? 11 liraya aldım yarı yarıya. Oradan bastım Balıkesir'e gittim. Efkan o zaman EB garajın sahibi. O zaman yine vardı EB garaj ama ufaktı aşağıdaydı. Üniversite okuyordun değil mi? Oraya gelmiş. Hatta o zaman Balıkesir merkezdeydin. Saat Kulesi'nin dibindeydim. Bir Saat Kulesi vardı oradaydı. Ulan hiç de unutmadım. Gittik gece bir yerde yemek yedik, eğlendik. Eğlence derken hani gezdik, dolaştık yani. Bir mekan falan yok. Biz kahve, çay, alkol yok bir şey yok. Onlar da öğrenci. Gezdik, tozduk. Orada sanayiye gittim. Birkaç işini hallettim. Hatırlıyorsun değil mi? Senin o zaman neyin vardı? Jetta mı vardı sen? Jetta vardı. Yapılı bir Jetta'sı var. O Jetta'yı buraya koyar mısın? Peki şeyi buraya koyar mısın? O sarı Hyundai'yi. Yapılı halini böyle hani. Bahçede çekilen şey. Hastanenin bahçesi. Heh tamam o resimlerini falan koyduk. Biz beraberdi. Ulan hala hatırlıyorum. Görüyor musun? O arabayla yolda direksiyon çekiyorduk. Hatırlıyor abi, musun? Ferrari ya. Kapıya, kapıya koyup bir tane şey yaptın. Fotoğraf attın. Herkes kapıya geldi. He doğru. Evet Balıkesir'de. Bak yer bildirimi yapmadık ama Balıkesir gençleri Balıkesir'de
Herkes her yeri biliyor. Ben de binanın önünde duruyoruz. O binanın önünde bir tane şık diye resim çektim. Story'e attım usta. Meğerse orası bilinen bir yermiş. Efkan dedi ki abi sen buraya atıyorsun ama yani bilirlerse dedi bizi burada rahat bırakmazlar dedi. Vallahi dedi sabah kadar uyumaz seni burada seviyorlar demeye kalmadı usta. Kornalar, egzozlar, tesisatlar aşağı yıkılıyor bir baktım. Dedim ki yani bu kadar adam gelmiş bunları bekletemeyiz. Saat 11'de bindik 4.30'da yukarı çıktık. Değil mi? Ulan giden geliyor, giden geliyor. Bu sefer ilçelerinden falan geldiler. Bu arabayla böyle bir anımız var. Bir gün fuara gidiyoruz. Şeyi sormuşlar. Bu arabayla bağdaştırayım onu da o konu bir daha açılırsa hemen hatırlatması olsun. Siz otobanın kenarında bir yerde duruyorsunuz. Ben diyormuşum ki hani oylarınızı bana verin. Bu sabahtan beri 10. vukuatımız falan. Bununla alakalı biz bu arabayla direksiyon çekiyorduk böyle. Mesela önden çek. Şu gazda dibine oturuyordum. 3'te 4'te vuruyordum araba kayıyordu. Kayarken janttan lastikler ayrıldı arkalar. Hatırlıyor musunuz? Bir fuara gidiyorduk. Janttan lastik ayrıca mecburiyetten emniyette durduk. Emniyette durunca bu sefer şöyle bir haber olmuştu. Tekrardan haberlere çıkmıştık. İşte bu trafik magandaları bu sefer de emniyet şeridini kapattılar. Ambulansın geçişine yol vermiyor. Yalan. Halbuki ambulans arkadan kalmıştı. Biz yolu kesip ambulansa yol açmıştık. Orada da güzelliğimiz olsun ama bizi yine yanlış tanıtmışlardı. Olsun canlarınız sağ olsun. Bu arabayla da böyle güzel bir anımız var. Arabayı da bu arada Diyarbakır'a sattım. Diyarbakır'dan Malatya'ya gittim. Malatya'da da refüjden takla attı. Araba hurda etti. Parçalayıp böldüler. Öyle biliyorum yani maalesef öyle. Bahçeli evlerde çalışlar değil de Kupa'nın orada bir yerde bir dükkan açtık. Legend Garaj diye bir kardeşimizle açtık. Gayet güzel gidiyor. Ya, o zaman bu işlerden bu dükkanları ilk açanlardan biriz. Yani bu işlerin dükkanları var ama popülerisi az. Pit nefes at istemeyen veya seni çekemeyen diyeyim. İsmini siz koyun. Ne koyarsanız koyun. Ya burada ağır ithamlar da kullanabilirsin ama ben kullanmayayım. Şimdi kamera karşısında bana yakışmaz. Fitneler, fesatlarla dükkanın içindeki düzeni, huzuru, tezgahı birbirine karıştırdılar. Çok sağlıklı bir yol kat edemedik dükkanda ama çok güzel arabalar çıkardık oradan da. Sonra benim adımı çıkardılar usta. Pertçi Ünal diye. Şimdi o konuya geleyim. Ben pertçi miyim, delikanlı mıyım hepiniz görün. Bir tane siyah hatchback aldı. Bu aldığı hatchback daha öncesinde, çok öncesinde yine bizim semtteydi. Çok düzgündü ama araba ondan sonra yine kaza yapıyor. Toplanmış vaziyette araba. Arabayı alıyor. Sonra ama o zaman şey yok hani çok araba mahsisi var ama çok bilgi sahibi değil. Çok takılmıyor kazaya böyle. Bu arabayı aldı. Bu arabayı yapalım abi. Çok güzel renk yaptık. İçini dışını falan filan. Arabayı böyle sınıf yaptık. İsmini de Milka koyduk arabanın. Çünkü Milka rengi yapmıştık. Araba gece resimleri bir patlattık. Gündem oldu. Her yerde patladı. Ama fitne fesat takımı durur mu? Araba benim değil. Benle arabanın yakından uzaktan alakası yok. Ama biz benim dükkanıma kim araba getirirse getirsin yaparım kardeşim. Sonra araba bizim adımızı oradan perçeye çıkardılar. Normalde şey beklerdim mesela. Ya araba Ünal Turan'ın değil kardeşim. Araba benim. Hani anladın mı? Araba benim. Onunla alakası yok. Biz arabayı getirdik. Beraber yaptık. Biz arabayı paylaştık ama Ünal Turan'la arabanın bir alakası yok. Benim demesini beklerken sessiz kalması sonucunda ben de satmamam sonucunda hani bu arabanın dersen adı lekelenir. Hiç sesimi çıkarmadım. Benim adım lekelendi ama canı sağ olsun. Ama ne dedim bak Fesat'ın gemisi asla yürümez. Bizim gemi tıkır tıkır yürüyor Allah'ın izniyle. İşte sıkıntı yok. Şurada söyleyeceğim şey çok ağır ama söylemek istemiyorum abi. İçimizde bir tane yılan vardı. Bu yılan bizden habersiz ticaretler yapmış arkamızdan. Sonra bu ticaretler sonucunda yaptığı ticaretlerde milletten para alıyor ama arada bizim adımız kullanılıyor. Bizim adımız kullanıldığından dolayı tamam mı? Biz de bunu öğreniyoruz. Ve biz bu elemana yol veriyoruz. Daha doğrusu tekme atıyoruz elemana. Sen buradan ilerle git diyorum. Biz buna yol verdik tamam mı? Yol verdikten sonra bir insana yol verirsin tamam mı? İlerletirsin bunu hani. Zaten sonra bizde işin yok. Asıl adamı eve gönderdikten sonra görürsün. Bakarsın ondan sonraki davranışları. Gerçekten bir pişmanlık değil mi? Bir hatasını kabul etme durumu varsa dersin ki lan insan evladıdır. Bir boşluğa düşmüş. Sonuçta bu çocuğun bir mazisi var. Gel buraya dersin ama hata üstüne hata yaparsa dersin ki gerçekten Allah-u Teala seni seviyor. Senin yol yürüyeceğin arkadaşlar senin karşına iyi veya kötü çıkarıyor ki sen kararını ver ona göre ilerle hayatında. Bizim de Allah-u Teala kalbimiz temiz abi ilerimiz parlak görüyor diyor ki bunları diyor bak ben sana önüne kusurları çıkaracağım. Sen bunlara şimdiden yol ver yoksa sen bunlarla hayatta ilerleyemezsin. Çünkü bizim adımızı da çıkarlar. O arkadaşımızın da öyle bir kusuru vardı ama isim vermiyorum. Evet 400-500 tane Honda sattım dedim. Bana dediler ki Ziya
En nefret ettiğim ya. Ya oğlum sen benim ne ziyalımı gördün? Ben öyle biriysem söz uçar, yazı kalır, doğru mu? Ben yazamayacağıma göre resimlerimiz, albümlerimiz var. Buradan tıklıyorsun. Burada fotoğraflar diyorsun. Fotoğraflardan albümler diyorsun. Bir tıklıyorsun. Ya da yüklenenler diyorsun. Şöyle maziye doğru paylaştığım arabaların hepsi bana ait. Teker teker sayabilirsin. Eğer burada 1000 tane yoksa, bak harici markalarla birlikte, sen bana istediğini söyleyebilirsin. Ama öyle bir şey yoksa benim hakkıma giriyorsun. Benden helallik isteyeceksin. Bir dönem burada haftada 10 tane araba tezgaha gelip gidiyordu. Ve bu 10 arabanın da biz hepsini yapıyorduk. Geçen söyledim ya, bir tane arabayı dedim aldık sanayiye, bir girdik. Bak boyadık, jant, lastik, egzoz, basma. Bak camlarını, filmi, APP'si, boyama da içinde. Hepsini bir günde bitirdik dedim. Ya hadi dedi, yaparsanız delikanlısın lan, siz ne ayaksınız. Bir tane eden varsa getirsin bir tane, onu da bir günde bitireyim. Boyası da içinde. Hangi nereden buluyordun? Ya onlar benim beyin takımım. Gece beynimi çok çalıştırıyorum. Bak çok iddialı bir laf söyledim. Dedim ki bak, kendini arabasına ama el ayağı düzgün olsun arabanın. Getirin, bir gün sabah sanayiye gireceğiz. Akşama jant lastiği, araba basma, arabanın boyanması, farı, stopu, eki, egzozu, cam filmi, ufak tefek, incik, boncuk, her neyi varsa bir günde bitirmezsem yemin ediyorum size bu işi de bırakacağım. Bak hala o kadar hızlıyım, hiç sıkıntı yok. Bak bir günde diyorum bir, ama Honda'dan bahsediyorum, tamam mı? Bak boyası, jantı, lastiği, egzozu, basması, cam filmi, ufak tefek aksesuarı, APP'leri. Bak bir günde boyası da içinde bitirmezsem namerdim dedim, bak bu işi bırakacağım. Getirin araba deneyelim. Odri meydan. Bak boya da var ha. Her baba ihtiyar böyle konuşamaz. Benim bu paylaştığım videoları sizler sevmişsiniz. Ben de severek sizler için çekiyorum. İftar yapıyoruz, geliyoruz burada videomuzu çekiyoruz. Dursun, diğer arkadaşlarımız var burada. Yine arka kadro kalabalık. Sizler devamlı soruyorsunuz, arkayı da bir gün çek görelim. Burası konuşanlar değil kardeşim. Burası susanlar. Ben konuşuyorum, onlar izliyor. Daha doğrusu biz bakıyoruz, birbirimize bakışıyoruz. Şimdi benim sizden bir ricam var. Bizim bu paylaştığımız videolar 24 saatte, yani gününü tamamlamadan 300 bin izlenme görüyor. 300 bin görüntülenme başka bir insanın YouTube kanalında 100 bin görüntülenme ile trende giriyor. Ama bizimkilerinde bir problem, bir sıkıntı var. Ama algoritmada mı var, nerede ne var, ben orasını tam çözemiyorum. Şimdi sizlerden bir ricam var. Ricamdır, videoyu izlerken hemen durdurun. Videoya bir like atın. İçinizden gelen herhangi bir yorumu da bir bırakın. Bir de böyle bir deneme yapalım. Yani bunu parayla yapmıyorsunuz. 3 saniyenizi almaz. Videoyu beğen, selam yaz, gönder. Selam yaz, bir yorum yap, bir gönder. Bir de bu şekilde deneyelim. Bakalım videonun akışında bu düzelme olacak mı? Like'tan dolayı mı bir problem var? Yorumdan dolayı mı bir problem var? Bunu bir çözelim. Okey, hepinizi seviyorum. Şimdi kaldığımız yerden son sürat devam. Şimdi gelelim, Burdur'da bir ticaretim oldu. Ama bu ticarette benim için bir ders, anlayabilecek kardeşlerim ve arkadaşlarım için de yine bir ders olsun. Şimdi Burdur'da bir araba buldum. 26.000 liraya 1.6 IS. Sadece klima var arabada. Kol dayama, bardaklık var. Beyaz makyajlı paket. BBS falan var arabada. Çocuklarla anlaştık. Bindim uçağa. Tek başıma gidiyorum. Antalya'da indim. Antalya'dan da otobüse bindim. Burdur'a geldim. İndim Burdur otogarında, yol üstünde. İndim. İner inmez çocuklar beni gördü. Ya o Ünal abi sen misin falan. İşte biz Adapazarlıyız. Burada üniversite okuyoruz falan. Abi sen niye telefonda kendin olduğunu söylemedin? Biz sana arabanın sıkıntısı var söylerdik falan. Oğlum arabanın ne sıkıntısı var? Abi biz bu arabayı burada motor yaptırdık. Arabanın motorundan ses geliyor. Dedim ki şimdi bunu bana telefonda neden söylemiyorsunuz? Yani ayıptır yani. Ben olmasam başkası gelse. Ticaret hani hoş bir ticaret değil. Ne yapacağız? Anlaşalım, sen arabayı alır mısın? Alırım. Ben de Murat abi aradım. Dedim abi bu arabanın motorundan iyi bir ses geliyor. Şangır şungur vuruyor. Alma istersen. Dedim ki gelmişken alayım abi. Çocuklarla anlaşacağız. Tamam al o zaman, dikkatli bir şekilde gel. Yalan olmasın ama herhalde 11'e mi 12 emine anlaştık. Motor masrafı var ya. Arabada 9-10 BBS var. 10 offsetleri öne, 9'ları arkaya koymuşlar. Çocuklar sizlere de selam olsun. Yani tam tersi olması lazım. Bu işi orada hızlıca hallettim hemen. Bak hemen orada, hiç sevmem dekorda. Hani asla taviz vermem. Araba bozuk, beni ilgilenmez. Hemen önü arkaya, arkaları öne geçirdim. Olması gerektiği gibi arabayı da Burdur'da bastım. Bir güzel koliver vardı, dandik. Yola girdim, geldim Stemonda'ya. Ses var ama motoru yapacağız. Murat abi dedi ki yaptım motoru dedi. Ben lavaboya gittim, arabayı getirdim. Sabah gelir gelmez Murat abiye geldim. Dedi ki motoru yaptım. Abi nasıl yaptın? Aa, ses var. Dedi ki avansını çok aşmışlar. O yüzden araba vuruyor. Motor hani bir şeyler vuruyor. Avansı bir kıstım, motor düzeldi. Yani ben burada kalbimin ekmeğini yedim. Çocuklar da orada kalbinin ekmeğini yedi. Böyle değişik efsane bir ticaretimiz oldu. Evet, günlerden bir gün Ankara'dan bir tane kırmızı kabriyo aldım, BMW. Ama Ankara'nın neresiydi orası? Belalı bir mahallesiydi ya. Şimdi söyleyeceğim, unuttum ya, net olsun diye söylüyorum. O yüzden Erhan Sarı, Sarı Garaj Ankara'yı şu an arıyorum. Bu arada Burhan Fidan'ı anlatacağım. Burhan oğlum sen yandın. Senin bende bir hikayen var, akıllara zarar. Erhan'ı bir daha arıyorum sizler için. Alo. Alo. Alo, ne yapıyorsun? İyi,
Sen ne yaptın? Vallahi iyi, bir şey yapmadım. Sen ne yaptın? Ne yapayım vallahi, ben evdeyim. İyi, öyle. İyi, güzel. Şu an videodayız. Sesin duyulabilir. Tamam. Hoparlör deyip şu an. Sen onu kulağına al. Alo. Duyuyorum kardeşim. Heh, şimdi daha güzel. Şimdi reis, ben bir kırmızı BMW almıştım, hatırlıyor musun? Evet, beraber gittik. Ha, beraber. Orası hangi mahalleydi? Orası Baraj Mahallesi. Baraj Mahallesi. Nereye bağlıydı? O çubuk bir baraj mahallesi. Altında. Altında. Çubuk, çubuk Altındağ mı? Yok, Çubuk Barajı, Çubuk bir barajın bu tarafı. Çubuk Barajı'nın oralarda bir yer yani. Çubuk bir barajı, bir barajı diye geçiyor. Çubuk bir barajı baraj, diye geçiyor. Baraj Mahallesi, bir tutsak yakın. Tamam, Fursaklar'a mı yakın? Fursaklar'a yakın. Tamam, oradan aldık değil mi o arabayı bir gece oradan vakti? Aldık. Gece 2'de aldık arabayı. Şimdi gece 2'de aldık, arabada bir muayene yoktu değil mi? Bir muayene yoktu, muayene alamıyoruz, cumartesi gelince. Ha, cumartesi alamıyorduk, biz parayı verdik, 14.5'a mı almıştık? Parayı verdik, hatta Fursaklar'da... Yok, 45 liraya almıştık değil mi o arabayı, öyle bir şeydi. Çok cüzi bir rakam aldıydın o arabayı. Tamam, cüzi rakamı, tamam. Şimdi seni öpüyorum, ben videoya kaldığım i̇şte yerde... Anekdotlar var bak, Özer'le ilgili. Özer'le ilgili. Ne? Bugün Özer'in morali bozuktu. Pavyona gittikten sonra ultra bir ömür attı dedi ya, hatırlıyor musun? Orada şey dedi ya bana, hatırlıyor musun? Ya dur şu pavyon meselesini katma dur. Eren Baba bize o zaman Ankara'ya ne zaman misafir olursanız oranın gençleri, çocukları ise her zaman pavyona götür, onunla alakalı söylüyor. Pavyon dediğimiz Ankara havaları yani. Alkol yok yine biliyorsun. Asla alkol içmedik, eğlenmeye ama gittik. Senin de, ama sen elma suyu içiyordun, herkes seni içiyor sırada, bir de öyle bir durum vardı. He tamam, onu da anlatacağım. Özer'in orayı bozdu, hatırlıyor musun? Evet. Özer dedi ya. Öptüm seni. Hadi görüşürüz, hoşça kal. Gecen güzel olsun, hayırlı sahurlar, eyvallah. Şimdi ben mekana gittiğimizde elma suyu içiyordum. Elma suyu içiyorum. Bittikçe getir diyorum. Elma suyu ya. Bardakta içim. Yan masadaki çocuklar geldi. Abi dedi, ben hayatım boyunca dedi alkol içiyorum. Senin gibi içeni görmedim ya. 10 bardak içtim dedi. Bir şey olmadı. Dedim oğlum elma suyu içiyorum ya. Karıştırma oralarını dedim. Evet. Şimdi biz buraya gittik Ankara'ya. İşte bu söylediğim mahalle neresi? Biz buradan gece cumartesi. Çocuklar aski eğlencesi var. Arabayı getirdiler. Araba kabriyo. Normalde 2000 ama araba bebek yüze dönmüş. Yani kafayı komple değiştirip Japon kasa yapmışlar. Hardtop, rekara, mekara var. Anlaştık neyse. Arabaya dedi ki hem muayene yok hem de cumartesiydi. Satış alamayacağım için ben parayı çocuğun hesabına attım, arabayı aldım geldim. Çocuklar dedi ki satış yok. Çocuklar tam gaz. Biz de dostane ticaret yapacağız diye parayı verdik ya. Satış yok. Yakalama koyarız arabaya. Ya bugün satışı alırsınız ya da alamazsınız. Pazartesi oldu. Pazartesi işte İstanbul'a döndük. Pazar günü pazartesi oldu. Satışı aldın. Pazartesi alamazsan öyle bir şey yok. Eskiden şey yoktu mesela, noterden ben vekaleti çıkarıyorum, sisteme taratıyorum, oradan gidip hemen satış alma yoktu. Vekalet direkt elden orijinalinin gitmesi lazım. Ne yaptım biliyor musun? Hani buralara gelmek harbiden kolay olmadı. O kağıdın Ankara'ya gitmesi lazım. Saat de 1. Bak öğlen 1. Nasıl yollayacağım? Otobüsle yollasam 6.5 saate gidiyor. Olmuyor. Gittim buradan havalimanına. Atatürk Havalimanı o zaman çalışıyor. Kapıdan girişini bilirsiniz. Tek katlıydı eskiden. Orada durdum. Ankara'ya giden kim var aranızda? Ankara'ya giden kim var? Tak adam biri çıktı. Abi dedim nereydi Ankara? Abi dedim çok özür dilerim. Bu evran Ankara'ya yetişmesi lazım. Akla bak ama o zaman zehir gibiyim. Dedim ki sana bu evrağı versem. Rica ediyorum abi ne olursun Ankara'ya da. Evrağı incele, yanlış eksik bir şey olmasın. Seni hani zorda sokacak bir şey. Sadece bir arabanın vergisiyle alakalı bir evrak. Sana bunu versem, sen Ankara'da indiğinde numaranı bir arkadaşa versem, seni arasa, havalimanından alsa olur mu dedim. Evrağı verdim. Erhan da gitti oradan. Allah razı olsun, hayatta unutmam. Öyle de dostumuz var. Hemen gitti havalimanından adamdan evrakları aldı, vergiler üstüne yetiştirdiler. Saat 4 mü 4.30'dan bile işimizi bitirdik. Arabanın satışını Erhan aldı orada kendisine. Ben de orada değilim, alamadığım için. Bu arabayla alakalı böyle bir anım var. Yani para insanın duruşunu bozabilir. O yüzden ticaretlerinizi her zaman sağlam yapın. Mesela ben o arabayı aldığım zaman harici bir 20 milyar param vardı o araba haricinde. Eleman arabayı yakalama koysa, araba gitse ben hiçbir şey iddia edemem. Mahkemeyle uğraşırım ama araba altından giderdi. Dostluğumla ya da aklımı hızlı çalıştırmakla ben hem arabamı hem malımı kurtarmış oldum. Ama sizler de bundan sonra ticaret yapacağınız zaman dost most yok baba. Anladın mı? Para bir yana, araba bir yana. Hemen al günüm ver günüm yapın. Böyle bir hikayem vardı. Bunu da sizlerle paylaştım. İkincisi bir şey daha vardı. Ya ben yine ilk kazamı anlatayım. İlk kazam kimle? Fırıncı İsmail.
İsmail sen var ya. Abi arabayı aldık Adapazarı'ndan. Rengini mengini değiştirdik. İlk renk değiştirdiğim araba 96 hatchback sarı yaptık. Sarı hastalığı bende var. İsmail ne yapalım? Mahallede geziyoruz. İsmail dedi ki hadi Antalya'ya tatile gidelim. Kafa kırık. Ama kim ne derse oradayız. Abi İsmail emin misin emin misin? Neyle gidip senin arabayla gidelim. Ne akla hikmet değil mi? Mahallede dolaşırken bir yandan Antalya'ya gidiyoruz. Bir tane boxer, atlet, pantolon koyduk. Tak Antalya'ya tatile. Gittik Antalya'da tatilimizi yaptık. Eğlendik, dolaştık. Tipler dizo. Tam kayık. Dönüş yolundayız moruk. Afyonkarahisar tarafı. Şu an imkanımız var. O zaman imkan yoktu. Yani 195, 45, 16'lar çıkma buluyorduk. Sıfır yok. Nerede? Varsa da bir ton para. Çıkma. Tek arabaların bütün lastikleri tekleme. Arka bir tanesi patladı. Biz de şişmeyince şamberle şişirdik Afyonkarahisar'da. Adam dedi ki çok sürat yapmayın. 40'ı falan geçmeyin. 50'yi geçmeyin. Ufak o 50'li yol biter mi? Hafif hızlandık. O lastik patladı şamber. Biz de ince hissetmeyi taktık. Kapattık. Geliyoruz. İnce hissetmenin de üstünde 80 mi 70 mi ne hız sınırı yazıyor. Ben sürüyorum arabayı. Ya dedim ki 70-80 bu yol biter mi? Usta dayadım. 120, 130, 140, 150, 160 kapattık İsmail. Ankara basış oluyor. Ne olduysa usta bir anda arka lastik bir gümledi. Araba bir döndü. Şak şarampel aşağı yuvarlandık. Diyeyim sana 100 metre gittik yani. Böyle tarlanın taşlığın toprağın içine düştük arabayla. Şimdi İsmail dedim bir şeyin var mı? Yok dedim fırla arabadan aşağı. İkimiz de araba büküldü. İkimiz aşağı indik. Para yok pul yok. Allah kimseyi o durumlara düşürmesin. İsmail'le ikimiz hemen taşın arkasına saklandık. Araba benzinli olur ya hani patlar depo bir şey yanar tutuşur diye. Arkamızdan insanlar geldi. Ulan bu arabada iki kişi vardı gördük. Son sürat gidiyor kimse yok. Biz de taşın arkasında Ankara havası arabada çalıyor. İsmail oynuyor. Ben oynuyorum. Dedim moralini bozma lan oldu. Araba benim oğlum sen ne üzülüyorsun? Ulan bana oldu başladık oynamaya. Adam çekiciye halatı taktı. O 100 metreden sürükleye arabanın anasını belliye belli çekiciye yükledi. Adapazarı'nın altına 4 lastik koyduk. Araba yolda böyle gidiyor. Normal böyle gider. Bizim araba böyle gidiyordu. Getirdik İstanbul'a, topladık, sattık işte. Böyle bir anımız vardı. O zaman böyleydi. Ama şimdi mesela hiçbir insan kusuru, en ufak bir hatayı affetmiyor. Şekil Ağa'da görüldüğü gibi. 124'lerin benim gözümde en babalarından bir tanesidir. Her arabamız güzel. Bu videomuzda da yine güzel bir kesitle kapatalım. Bu arada EB Garaj ailesine teşekkür ederim. Let's Zenon'da kampanya varmış. Kaç para lan? 119 mu? Ha 119. Dursun şuradan bir geçsene ya. Geleceğiniz kadar aydınlık bir gece istiyorsanız gecelerinizin aydınlanması için EB Garaj Let's Zenon'ları. İşte bu. Gelir önünüze düşer. Tamam. Buraya koyun. Geceniz güzel olsun. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Hangi saatte izliyorsanız hayırlı sahurlar. Bir kesitle kapatıyorum. Kesinlikle insan kandırmayın. Duruşunuzu paraya asla değiştirmeyin. Ama niyetinizi kirletecek kötü bir taşıyıcı olarak cebinizde taşımayın. Hepinizi seviyorum. İyi olun, iyi düşünün ve her zaman iyi kalın. Saygılarla, hoşça kalın. Bir sonraki bölümde ortalığı yıkacağız. Fena geliyoruz. Hazır olun.